Herkese selam arkadaşlar. GTA 5 videosuyla karşınızdayım. Roleplay videosu aynı zamanda. Yeni bir hesap açıyorum. Tabii ki de başlangıç noktasına isterseniz başlayacağız. Aynı zamanda sponsorluk video. Bu videolarda biliyorsunuz VP çekilişi de yapıyorum. Yani kısacası alt tarafı arkadaşlar Instagram ID'lerinizi yazmanız yeterli yorumlara. Ortalama 5 kişiye falan yapacağım. Şimdi Fibli sunucusundayım. Daha önceden böyle canlı yayındayken oynuyordum arkadaşlar. Ya sunucuya girdiğimiz zaman otomatik olarak böyle Dave'in yanında başlıyorsunuz. Buradan böyle görevleri vesaire alıyorsunuz. En önemlisi hani roleplay sunucusunun yanı sıra görev de yapabildiğiniz bir sunucu. Ya en azından böyle işe güce başlamanı sunucuyu öğrenmeniz adına böyle bir güzellik sağlıyor size. Hemen buradan beni scooter kiralama noktasına yönlendiriyor. F7'ye basıp da bütün görevlerin böyle detaylarını görebiliyoruz. Şuradan bir scooter alalım ya. Scooter'dım amca. Bana ver oradan bir 50 dolara scooter. Nereye gidelim? Çiftliğe doğru seçebiliriz. Ya ilk görevimiz çiftlik tarafında olacak arkadaşlar. Ne oluyor oğlum? Kapan lan. F6'ya basarak sol taraftaki bu arada duyuları falan kapatabiliyorsunuz. Yani ben şu an için kapat. Bu arada haritada da burada gideceğimiz yer doğrudan görünüyor. Çiftlik birazcık uzak. Çiftliğe gitmeden önce aslında farklı noktalara da uğramak istiyorum. Farklı şeyler de göstermek istiyorum. Şu an sunucuda 450 kişi var. Şimdi açıkçası ben arkadaşlar GTA oynarken hiç bu sunucuda rahat durmuyordum. Yani nerede baksanız çeteymiş, oymuş, buymuş, şuymuş, her türlü böyle hainlik bendeydi. Ben normalde oyunda böyle şeyleri yapmayı seven bir insanım. Çünkü keyif alıyorum. Ya bu sunucuda da böyle çok fazla hani bu tarz aktiviteler yapılabildiği için gayet keyifli oluyordu. Bak ben bu arada şeyi takip ediyorum, görevi takip ediyorum da görev beklesin ya. Önce bir araba maraba seçelim. Ev mev seçebiliyoruz. Onlardan falan bahsedeceğim. Bir de en önemlisi burada M'ye bastığımız zaman ben şu anda Silver VIP olarak görünüyorum. Bu arada oyuna başladığınız zaman ekstradan size özellikler vesaire veriyor bu istatistikler kısmında. Referans sistemi var burada. Hop CTR'ye yapmışızdır muhtemelen. Bu da öyle söylerim. Promosyon kadını zaten girdiğim için girmiyor. Eğer oyunu indirecekseniz promosyon kodunu girin ki hani ekstradan size VIP'lik versin. Tepeye atladıkça ekstradan size işte para vesaire veriyor gibi şeyler dönüyor. Abi bu arada benim burada kendi hesabım vardı. Ben şu an böyle göstermek için yeni bir hesap açtım. Arabaların üzerinden falan geçmek istiyorum. Bayağı keyifli oluyor benim için. Kardeşim şuradan bir şöyle şekil şukul yok mu ya? Bak bu biraz şekil şukul. Fiyatlar gittikçe de artıyor bu arada. Önemli olan aslında birazcık hızlı falan arkadaşlar. Hani bence burada araba alırken her zaman hızına dikkat edin. Benim şahsen aldığım araba zamanla yavaşlamıştı falan böyle. Ya da diğer arabalar aslında daha farklı arabalar çıktığı için daha yavaş gelmeye başlamıştı. Motorunu vesaire gerçi yükseltebiliyorsunuz, genişletebiliyorsunuz ama ne olursa olsun alırken şuradan arabaya tıklayın, test sürüşüne tıklayın. Yani bu test sürüşüne girin abi. Hani bu olmazsa olmaz bir şey. Arabayı böyle tabii çalamıyoruz, kaçıramıyoruz. Kaç basacak lan en fazla? İşte mesela bu araba alınır mı? Tipik bir aile arabası. Yani aile arabası demişim pardon. Bana şu an dalga geçiyorsunuz ama böyle aile arabası mı olur diye. Arabadan indiğiniz gibi test sürüşü bitiyor. Mesela şunu deneyelim. Hadi bakalım. Resmen bir külüstür. Ama bu külüstürler iyi basıyor. Dur bakayım. Yani mafya falan olacaksanız iyi gider. Oğlum iyi basıyor dedik de rezalet lan bu araba. Bak bunda bir hızlı bir hava var arkadaşlar. Bu arada rengini falan da ayarlayabiliyorsunuz. Oğlum şu klas olmadı mı lan? İf. Bak bu sardı. Kutu falan da açık he. Yalnız bu arabayla çatışmaya falan girerseniz bayağı zorlanırsınız onu söyleyeyim. Üstajlık araba olduğu için çok fazla mermi falan filan geçirir yani bu araba. Söyleyeyim. Bu da yavaş yavaş hızlananlardan galiba. Aynen. Aldım seni de kardeşim. Aha! Savaş! Çatışma! İşte! Oğlum motor açıl lan! Kovalıyor! İşte bahsettiğim olay! Lan açıl lan! Dur ben bir görev boş verin de şunları takip edelim nereye gidelim. Gerçi ben bununla ne kadar hızlı gideceğim. Alo! Bas oğlum. En sevdiğim bak. Bir kaos varsa server'da en sevdiğim şeydir o kaosu takip etmek. Bir de genellikle ben böyle polis merkezine falan çok fazla kafa atarım arkadaşlar. Göreve gitmeden önce de bir polis merkezine gideceğim. Sonra görev yapmaya gideceğim. Daha görevimiz duruyor biliyorum. Bu arada burada I'ya bastığınız zaman envanterinize ulaşabiliyorsunuz. Yani kıyafetler vesaire, slotlar, yani her şeyi koyabiliyorsunuz. Bunlar zaten çok klasik şeyler. Ben size bir şöyle dönebilecek aksiyonlardan bahsedeyim. Burada isterseniz aha adam yaralanmış mesela. İsterseniz burada mekan falan şey alabiliyorsunuz, işletebiliyorsunuz vesaire. Benzinci olur, market olur, o olur, bu olur. Aklınıza ne geliyorsa arkadaşlar. Ev falan alabiliyorsunuz böyle. Ofis vesaire şirket açabiliyorsunuz, çete kurabiliyorsunuz.
ne bileyim, hastanede çalışabilirsiniz, polis departmanında çalışabilirsiniz. Çok fazla seçeneğiniz var. Ben polis departmanında çalışmıştım, askeriyede çalışmıştım. Başka? Komiserim! Hırsız var! Komiserim! Nerede? Arka sokak, şu binanın arkasında adamı yere yatırdılar. Soygun yapıyorlardı iki kişi. Biri kırmızı saçlı, biri pembe saçlı. Ekiplerimiz intikal ediyor şimdi. Ne? Komiserim, iki Hareketlerim sokak ötede bir adamı yere yatırdılar, ellerini bağladılar, soymaya çalışıyorlardı. Biri pembe saçlı, biri kırmızı saçlı. tamam, hallediyorlar biraz daha. Tamam, beni de Güzel polis şeyler yapsanız ha. olmuş Ben ya. nasıl polis olabilirim? Başvurmak istiyorum. Alımlar açıldığı zaman ilanlardan duyururlar. Tamam, alımları O benim için zaman şimdi alıp açar mısınız komiserim? şu an açamam. Peki komiserim. Hayırlı vazifeler komiserim. Sağ olun. Komiserim, ben bunu buraya park etsem ne olur? Ha, bu benim değil. Nasıl? Anahtarım yok. Çalışmıyor. Anahtarım nerede? Anahtarımı ne yaptın? Sizinki bu değil. Şu olmasın şuradaki. Bakayım. Ha, buymuş. Buymuş komiserim, tamam. Arkadaşlar, böyle şeyler yapmak yasak tabii ki de. Beni aşağı Beyefendi, indirecek. lastiğinizi mi alayım? Aşağı Beyefendi. doğru inelim. Tabii, iniyorum komiserim. Kolay gelsin komiserim. Arkadaşlar, ben buradan bir taksi çağırıyorum. Aa, helikopter geliyor lan. Komiserim, aracınızı bir tur alabilir miyim lütfen ya? Çiftliğe gideceğim de motorum yok. Motorumu aldılar. Ah lan. Komiserim lan. Beni çiftliğe bırakır Aldı. mısınız la? Çiftliğe. Şuş, Mal. çiftlik. Komiserim, arabayı bir tur verin, ben gideyim bari, ne olur. Buradan çiftlik neresi sen biliyor musun? Biliyorum ama oraya gitmem lazımmış benim. İş için çağırıyorlar beni oraya. Taksi çağır. Komiserim, vallahi gelmiyor. Bak, bekliyorum, taksiciler çalışmıyor ya. La, bir tur verin, Nasıl gideyim çalışmıyor? getiririm. Vallahi azıcık kabak toplayayım, getireceğim arabanızı. Ya tam gel hatta ya. Vallahi Allah. Ya sen nasıl bir kral adamsın ya? Arkadaşlar, şimdi mobiletle bu çiftliğe kadar gidemezdik. Biliyorsunuz çiftlik çok uzakta. Nerede oğlum çiftlik? Şurası, şurası. Komiserim, şimdi ben çiftlik sonrası kabak mabak taşıdıktan sonra polis olmak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Yalınlar açıldığında gel, alırız. Geleyim komiserim, peki. Siz ne zamandır bu şehirdesiniz komiserim? Yo, çok bayağı. Komiserim, bu arada ben benzin parasını atabilirim isterseniz, eğer. Size zahmet oluyor Gerek ama. yok, gerek yok. Valla. Ya, zengin adamsınız değil mi? İyi kazanıyorsunuz ha. Yani. Başkası beni bırakmazdı biliyor musun çiftliğe kadar. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi komiserim? Bu çiftliği başka bir yere de kurmaları lazım. Bu çiftlik çok uzakta. Yani çiftlik için özel bir otobüs ayarlanabilir. Mobiletle bu çiftliğe gitmek kaç saat sürüyor, hiç Otobüs tahmin edebiliyor musunuz? var zaten. Çiftliğin içine Komiserim, geçiyor. seferler çok uzun sürüyor ya, otobüs seferleri. Ya bir tane gözünün önünden geçen bir ağa bak. Otobüs geçiyor şu anda. Bu gibi otobüsleri durdur Otobüs diyebilirsin. geçti arkadaşlar. Otobüsü bile olabiliyorsunuz bu arada. Anladım komiserim. Bu arada sizin arka farlardan biri yanmıyor. Ya patlatmışlar ya. Arabanın bakım vakti gelmiş galiba. Yok ya, patlatmışlar. Onu gidip tamir ettireyim ben ya. Çok teşekkür ederim komiserim. Zahmet ettirdim gerçekten buraya kadar. Çok sağ olun. Evet, sorun değil. Kendinize çok iyi bakın. Nasıl? Arkadaşlar, geldim ilk görev mahalline. Lan, kendimiz de polise bıraktırdık. Taksi maksi gelmedi diye. Hadi kolay gelsin. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Aha, hemen buradan bir Dwight Hammond'a geldik. Ben çiftlikte çalışacağım. Anlaşıldı. Tamam. Buradan Elizabeth teyzeciğim. Kabak toplamadan başlıyoruz arkadaşlar. Kabak toplamak gerçekten kolay. Sadece 1000 dolarlık ilk görevimiz, 1000 dolarlık böyle şey toplayacağız. Çiftlikte malzeme toplayacağız. Aha, da varan bir başla. Dınk. Yani burada biraz görevlerde tabii ki de vakit ayırmanız gerekiyor. En azından hem oyunun böyle daha iyi kavramanız için, hem de oyunda bir şeyler alana kadar bir bütçe biriktirmeniz için işe yarıyor. Meslek gruplarının ayrı ayrı böyle maaşları falan da oluyor arkadaşlar. Bakın, şu an sıfırda sıfır yazıyor ama dur bakayım, şimdi orayı bırakınca artıyordu sanırsam. Aynen, hop. Aynen, artı 90 dolar ve 2 exp verdi. Bu arada kazandığınız para direkt eklenmiyor. Şuradan çiftlikteki görevinizi bitirdiğiniz zaman ekleniyor. Haberiniz olsun. F7'ye bastığınızda da bunu doldurduğunuzda göreviniz tamamlanıyor. Sonra dev'e geri dönüyorsunuz. Diğer görevleri alıyorsunuz vesaire vesaire. Ya, sonuca girdiğinizde bence görevleri yapın. Benim tavsiyem. Ondan sonra bir ortama bir şeylere atılmaya başlayın. Direkt atılmayın yani. Bir de ben şahsen insanlara oyun
sunucudayken bulaşarak daha çok keyif alıyorum. Benim kabaklarımı niye çalıyorsun? Kime diyorsun dayı? Daha yeni geldik biz de. Dayı, burası benim kabaklar. Sen git uzağa topla. Bu arada sıkılmadan ben bunları vereceğim arkadaşlar galiba. Ama birazcık... Aha araba. Vallahi çaldım. Motora açık araba bulursanız çalabiliyorsunuz bu arada. Haberiniz olsun arkadaşlar. Onu da not olarak düşmüş olayım. Şu anda bir aradık arabamız oldu. Ama bu tabii ki de kalıcı olarak bizim olmuyor. Gerçek hayattaki gibi düşünün. Hani araba üstünüze geçmiyor otomatik olarak. Ne olursa olsun arabanızı aldıktan sonra lütfen arabanızı kilitleyin. Arabayı kilitleyin. Ya da motoru kapatın, çalıştıramıyor anahtar olmadığı için. Motoru açık bırakmış Sazan. Aldım arabasını. Şimdi polis merkezine götüreceğim ben Mora Bey. Diyeceğim ki ben bunu çaldım. Arkadaşlar buraya araba sokmak, girmek kesinlikle yasak. Sakın böyle bir hareket yapmayın. Bu tarz şeyler suç. Her yerin bir disiplini var. Ben buraya girdiğim gibi beni mesela bak gördünüz mü? Adam resmen girme diyor. Hadi bir deneyelim isterseniz. Sizin için. Ben çılgın bir insanım. Komiserim! Selamun aleyküm. Komiserim. Ben bu arabayı çaldım çiftlikten. Çaldım. Sizlere teslim etmek isterim. Suçumu itiraf etmeye geldim. Araba burada kaldı ya. Ben çekeyim arabayı. Arkadaşlar benim olayım mı anladınız mı? Komiserim ben izninizle gidiyorum, kendinize iyi bakın. Vallahi gidemiyor muyum? Komiserim beni nereye götürüyorsunuz? Komiserim öncelikle ben çiftliğe gittim, görev yapıyordum. Sonra orada açık bir tane çalışan araba buldum, bindim. Arabanın sahibi neredeydi bilmiyorum. Arabayı size teslim etmek için geldim. Teknik olarak arabayı ödünç çaldım. Hani kalıcı çalmadım. Size getirdim. Dedim ki arabayı çaldım, beni hapse atıyorsunuz. Niye? Kaşlarınızı yerim komiserim. Peki ben cezam neyse çekmeye razıyım. Zaten buraları görmek için geldim, böyle bir şey araba çaldım. Yani sırf sizle konuşabilmek için araba çaldım. Bak görüyor musunuz? Komiser Bey. Buyurun. Siz önceki hayatınızda bayağı tanınan bir insan değil miydiniz ya? Atahan Bey falan sizin arkadaşınızdı. Evet kesinlikle. Evet ben ama tam bir haine dönüştüm. Keşke öyle olmasaydınız ya. Size ah lan. Hapse atmak cidden elimden gelmiyor. Olsun evet, hak ettim bunu. Beni buradan kaçıracak ekibe ihtiyacım var. Hepinizi bekliyorum. Haydi merhabalar. Neyse tabii siz böyle şeyler yapmayın sonuçta. Ben burayı da göstermek istedim. Sunucuyu arkadaşlar direkt sitesinde indirebilirsiniz. Bilginiz olsun. Açıklama kısmında var. Ve yazdığım kodla da ekstra VIP'liğinizi, üyeliğinizi alabilirsiniz. Buradan yükle deyip sonrasında çalışır demeniz yeterli oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ya umarım sizler için keyifli bir bölüm olmuştur. Kendinize iyi bakın.